Yasemin'in Penceresi programına hazırlanırken en önemli soru şuydu: İlk konuğumuz kim olacak? Ve hemen gözlerimizi İbrahim Tatlıses'e çevirdik. Çünkü İbrahim Tatlıses Urfa'da bir mağarada doğmuş, inşaatlarda çalışmış ve sonra sesiyle, şansıyla ve özel hayatıyla gündemimize bomba gibi düşmüştü. İbrahim Tatlıses hayatının bütün pencerelerini Yasemin'in Penceresi'ne açtı. Ona önce kıra diyorlardı, şimdi de kral. Türkiye'nin en güzel türkü okuyan iş adamı geliyor. Sayın İbrahim Tatlıses. Tükendim ahtı ömrüm. Bu söylemek inşaatlarda çalışmak, bilimcilik derken sizde bir de pavyon çalışmanız var. Galiba ilk pavyonun çalışmanızı Adana'da yaptınız ve o günden bugüne yanınızda ayırmadığınız birisi var. Kim o? Dur. Gelsin mi hatırlamadıysanız? Hayır yani ne olarak? Yanınızdan şu anda yanınızda ayırmıyorsunuz. O sizin pavyonlara ilk çalışmanızı sağlayan kişiydi. Şu anda siz onu filmlerinizde oynatıyorsunuz. Dede mi? Gel dede gel. Oo dede müthiş giyinmiş. Buyurun. Vay be, demek ben çağırsam gelmezdim. Buraya da gizli geliyorsun. gizli. Gel. Evet Mehmet Bey, size hemen şöyle alıyorum. Uğurlu olayım diye ayağına da bastım. Ha öyle mi? Onu kaçırdım. Evet, namı diğer dede. Mehmet Bey, siz İbrahim Tatlıses'in uzun süredir yanındasınız. Sinemacı, Mehmet Sinemacı. Sinemacı, evet. İlk menajerisiniz. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey var. Şu anda sizi İbrahim Bey Fırat dizisinde oynatıyor. Fakat dizide müthiş sinirli. Yönetmen olarak inanılmaz. Herkese bağırıp çağırıyor. Bir tek size gıkı çıkmıyor. Siz İbrahim Bey'e tafralar koyuyorsunuz. Yok, zamanı gelince kısmetimi yiyorum. Evet. Allah Allah. Hiç af var mı? Var. Hiç af yok. Hiç. Zamanı gelince senin de kısmetin budur. Diyor. Afiyet olsun. Diyor, afiyet olsun. Peki benim duyduğum aranızda geçen bir saat meselesi var. Ne olur şunu anlatın da biraz gülerim. Deminden beri ağlatıyoruz çünkü. Şimdi efendim. Ben dizide Gülben Ergen'in babasıyım. Evet. Gülben Ergen Hanım'ın babasıyım. İbrahim Bey'in de kayınbabasıyım. Yani damadım. Evet. Köyde, bir köyde yaşıyoruz. Kırsal bir köyde. Yatacak yerimiz yok. Yağmur üstümüze yağıyor. Yani soğuktan donuyoruz. Böyle yaşayan bir adamın bu kadar lüks bir saat kolunda ne gezer? Dedi. Dedi, sinirlendi, elini taktı buraya saata, saati de parçaladı, kaldırdı, nehre attı. Motor diyorum, bir baktım elinde saat. sonra ne oldu? Şimdi saat de kızım Neval Amerika'dan getirdi. Hatıra istedi. Hatıra, ki de bir saate bakıyorum, onu hatırlıyorum. Eyvah. Bir zoruma gitti. Yani hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu da anladı ki benim çok sinirlendiğimi. Beni çok sevdiği için bana dayanmadı. İşte olmasını istemezdim ama bir kere oldu. Saat dediğin nedir? Yarın sana 50 milyonluk, 60 milyonluk, 100 milyonluk saat alayım. Sonra sizi hemen bir saatçiye götürdü. Dur ki. Ya dinle şimdi onda. 50 milyonluk, 100 milyonluk deyince bu saat zaten etse 20-25 milyon eder. Etmez dede. İn aşağı, biraz in, aşağı çek. Yani 2-3 ederdi. Neyse gönlümü aldılar, gözyaşımı sildiler, ağladım hakikaten, çok zoruma gitti. Kaldırdılar beni, tekrar kameranın karşısına geçtik. Şimdi ben rolümü oynayayım, saatimi hesaplayayım, alır mı almaz mı? Siz Kayseri'de miydiniz Adanalı mı? Hayır Adanalıyım efendim. Ama Kayseri'nden çok gezdim. Tamam. Bu saat 30 dedik ya, 28'e kesinleştirdik. Evet. Bir tane orada böyle gençlerin takabileceği yani 20'lik, 25'e kadar. Su geçirmez, böyle 1000 tane kolu var üstünde, yarış bilmem neyi var, 50 bin türlü şey var. Ona da dedi ki 70 milyon abi. Bir baktım buna bel etti. Ya dedi arkadaş dedi, ben bu saati sevmedim ya, sen dedi bunu al bana ya. Dedim ki ya dede bunu ne yapacaksın sen, yüzme yarış mı yapıyorsun?
Dedi ki bilmiyorum, bu hoşuma gitti ya. Dedim ki parası mı hoşuna gitti, dede saat mi hoşuna gitti. Vallahi parası hoşuma gitti. Peki size çok çok teşekkür ediyorum. Ayağında kundurayı. Peki siz ayağında kundura, o zamanlar yine inşaatlara çalışıyordunuz. Ne cesaret alarak İstanbul Radyosu'na gittiniz, ayağında kundura türküsü birisine verdiniz. Ben gitmedim efendim. Sayın Mehmet Özbek. Sayın Mehmet Özbek geliyor. Allah Allah. Yoksa benim pencere senden beliyor musun? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Evet Mehmet Bey, hemen sizi şöyle alıyorum. İbrahim Tatlıses'i, İbrahim Tatlıses'in deyişiyle ilk Allah keşfedenlerden Allah birisiniz. Ayağında kundurayı dinleyince onun bu zamanlara geleceğini hissettiniz mi? Evet, evet. İbrahim Tatlıses gerçekten hepimizi büyülediği gibi o zaman ilk defa beni büyülemişti. Tam 22 sene önce. Değil mi? Evet. Bir Urfa gecesinde, efendim Urfa gecesinde ben de Ankara'da yedek subaylım, askerliğimi yapıyorum. Urfa gecesi düzenlemişler. Düzenleme komitesi de beni sanatçı olarak davet etmiş. Evet. Ben de Gazino'ya gittim o akşam. Urfalılar sağ olsunlar doldurmuşlar. Programda ne var falan dedim. Urfa'dan halk oyunları ekibi var dediler. Bir de çok güzel sesli bir genç var. Bak onu dinle falan dediler. Efendim... Ben normal programımı yaptım. Güya İbrahim'e vakit kalırsa çıkacak yani, çok genç olduğu için. Derken İbrahim, tabii o zaman çok iyi tanımıyorum da, ilk defa görüyorum. Biri bir ayağında kundura okumaya başladı. Bir irkildim. Bir Mukim Tahir'i dinlemiştim o güne kadar bu kadar güzel okuyan. Bir de adını duymadığım bir genç. İbrahim Tatlıses. Evet, o akşam ve ertesi gün bir lokantada yine birlikte olduk. Bak dedim İbrahim, ben şimdi askerliğimi yapıyorum ama İstanbul Radyosu'nda sanatçıyım. Biliyorum abi dedim. Askerlik bitince İstanbul'a yolum düşerse beklerim. Ve derken aradan zaman geçti. Ben askerlik dönüşü İstanbul Radyosu'nda halk müziği ve oyunları şube müdürü oldum. Evet. Ama çok zaman geçti, hemen hemen. İki sene. Peki diyorlar ki İbrahim Tatlıses ayağında kundura türküsü okumaktan nefret ediyor. Doğru mu? Nasıl? Öyle. Ha ha, edeyim edeyim. Şimdi diyeceğim oku, oku diyeceğim. Ben daha şeyini anlatayım, hocamın daha geniş kapsamlı ve onun güzelliklerini anlatayım. Gittik, bize sağ olsun çok tevazu göstererek bizi aldı, odasını aldı. Dedi ki stüdyoyu hazırlattım, sen gel bize bu ayağında kundura oku, bir de daha başka ne bilsen falan. Ben de işte vallahi şunu biliyorum, bunu biliyorum falan derken bir tane uzun hava, Yaramsızlar. Bir de yine Mıkım Tahir'in okuduğu, rahmetlinin okuduğu. Peki hemen burada şu, Kurdele. Mıkım Tahir ne oldu biliyor musunuz? Nasıl nerede yani şu anda? Nasıl bir efendim rahmetli oldu 1946 yılında. Tamam, rahmetli şu anda oldu. Nerede mezarı biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum desem evet. Yanılmıyorum. Size acı bir gerçeği burada söylemek istiyorum. Kendisi Zonguldak'ta kimsesizler mezarında yatıyor. Doğrudur. Ve fırın işçisi olarak. Fırın işçisi evet. Evet, evet fırın işçisi olarak. Peki efendim, şimdi bir şey söylesem size. Siz İbrahim Tatlıses'in ayağında kundura türküsünü hiç okudunuz mu? O türküyü ben. Evet. Pek tabii ben çok hayır, okudum daha önceleri. Şurada şurada. Bir de sizden dinlesek. İbrahim Bey madem söylemek istemiyorum. Haydi. Bayılırım. Mehmet Özbek hocadan. Bayılırım. Ne güzel olur değil mi? Ayağında kundura. Ayağında kundura. Yar gelir. Ses ünlendi ve Yeşilçam'ın kapıları aralandı. İlk filmde başrolü kiminle paylaşmıştı? İlk filmde Necdet Nazır. Evet, şimdi VTR'ler geliyor. VTR'lere bir bakalım. Fadile. Ölümsüz bir aşkın gerçek hikayesi. Sana Fadile'den uzak dur demiştim. Sanatçısı İbrahim Tatlıses ve işte Beyaz Perdemiz'in başarılı sanatçısı Güzel Yıldız Necla Nazır. Necla Nazır'la ilgili anılarınız var mı? O filmle, Ayağında Kundura filmiyle ilgili.
ayağında kundurayla ilgili değil de Fadile ile ilgili var. Var. O zaman Necla Nazır anlatsın onları. Necla Nazır geliyor. Bu ne? Allah Allah. Niye sen inmiştin be? Öldürdün beni. Merhaba. Nasılsınız? Şeref verdim, çok sağ olun. Necla'cığım hoş geldin. Hemen seni şu koltuğa alıyorum ve ben eğilirim. Evet, hikayede şöyle başlıyor galiba. Sana gelmişler İbrahim Tatlıses'le film çevireceksin diye. Ne dedin? İlk sözün neydi? Hatırla. Şey, kim bu adam? Evet, kim bu adam? Evet. Evet. Sonra? Sonra dediler ki Ayağında Kundura isimli bir şarkısı var. Bayağı da çok güzel bir sesi olduğunu söylediler. Ondan sonra İbrahim Bey'le Ayağında Kundura filmini çevirdiniz. Evet. Peki orada unutulmaz bir anı var. Bir karpuz hikayesi var. Onu anlatır mısın? Evet, Osmaniye'de çalışıyorduk. Şimdi yemek yediğimiz belli bir ekip olarak lokanta vardı. Garsonlar işte yemek sonunda meyve getiriyorlar. Bana karpuzun göbeğini getiriyorlarmış. Evet. Evet, İbrahim Bey'le çekirdek tarafları geliyormuş. Dikkatini çekmişti İbrahim Bey. Bir şey merak ediyorum dedi bir gün. Yani neden Necla Hanım'a hep karpuzun göbeğe geliyor, bize çekirdek tarafları geliyor. Sorpeli yazıma yine şöhret işte. Yine şöhret orada para ediyor. Şöhret orada bu. Ben, evet. Çünkü habire onun peşinde resim isteyenler bakıyorum, benim yanımda kimse yok. Yani o zaman, aa bu da İbrahim diyorlar herhalde. Peki ama Necla Nazır'ın sinema hayatında özel bir yeri var. Yeşilçam'ın tanıdığın ilk kadın stardı. Evet. Değil mi? Ve ilk evet. Onunla oynadığım için de büyük gurur duymuştum, büyük şeref duymuştum. Aslında en güzel anıyı unuttu. Hangisi? Şimdi hangisi? Fadile'yi çekiyoruz. Oksal Pekmezoğlu yönetmen. Attan düştüğümüz. Şimdi bir dağ var, böyle bir dağ. Dağın bu tarafında kamera, bu tarafında da biz atın üstündeyiz. Hmm. Böyle çıkacağız oraya. Şimdi kamera, motor falan dedi. Gel dedi falan, işte biz de attan gideceğiz. Tabii atın eğeri gevşek mi bağlanmış, ne olmuş bilmiyorum. Tabii at bizden önce çıktı. Lan ne oldu falan diye bakıyorlar. Çık lan yat. Biz tabii ikimiz yerde. Gel dediler ama biz yürüdük. Yürürken biz hurra aşağı ikimiz birlikte düştük. At tek başına çıktı. Ha bir şey daha vardı. Güzel, Hüseyin Peydar rahmetli dedi ki oğlum dedi bak bu yönetmen dedi yaramaz yönetmen dedi. Aslında beni yiyormuş bilmiyorum rahmetli. Dedim ki niye? Bak dedi hep kızın dedi şeylerini çekiyor. Körültüler. Hayır sen dedi başrol sen oynuyorsan dedi hep onu çekiler. Halbuki şimdi tabii mantığım oturuyor. Tabii ki onu çekecek. Onun sahneleri varsa onu çekecek. Ben de çektim yönetmen dedim ki ya buraya kardeşim. Sen niye dedim ben Necla Nazır çekiyorsun beni çekmiyorsun. Biliyor musun bunları Necla? Kötü yani. Hayır bilmiyor habersiz. Dedi ki ne diyorsun İbrahim'cim? Dedim ki mesela geçen gün dedim İskenderun'da Hatay'da çalışıyordum. Bir geliyorum hışımdan bir evin içine giriyorum. Stop stop dediler bitti. Niye dedim kardeşim senaryoda bunun içi var. Niye dedim onun içini çekmedin o zaman? Adama bir fırça ben. Tabii bilmiyorum yönetmenlik nedir falan. Dedi ki kardeşim kapıyı açtın girdin ya evet. Onun içini İstanbul'da çekeceğiz. Hadi canım dedim sana böyle Necla Hanım çekiyorsun. Allah bir baktım oradan gülerek Hüseyin abiye geliyor rahmetli. Dedi ki ulan ben size mahsus yaptım sen gidin esas çekişse. Saygı duyuyorum. Bundan teşekkürler, sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Zevkle istiyorum. Teşekkürler. Saygı duyuyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok evet, sinema dünyasında adın atınca kadınlar açısından kısmetiniz açıldı. Şimdi sizin için özel bir klip hazırladık. Evet, sinemadaki sevgililerimiz. Dağlar üstüme de gelse, dünya başıma da yıksa, kişiden korkmam ben. Seni sevdim. İnan ki ben de seni sevdim. Bu sözlerin şarkı oldu. Sevmenin günah olduğunu bilseydim, yemin ederim seni sevmezdim. Evet, bunca kadın arasında öyle birisi vardı ki, onunla yaşadıklarınız uzun süre dillerden dolaştı ve düşmedi. Şimdi bakın, o kadından bir mesajımız var size. Onu nasıl anlatayım size? O dönem böyle Anadolu'nun bağrından çıkmış, gelmiş, saf, tertemiz, duygusal, saygılı, bütün her şeyi çok yoğun yaşayan, yani ilişkiyi de yoğun yaşayan, sevgiyi de yoğun yaşayan, arkadaşlığı da yoğun yaşayan bir insandı. O beni çok etkiledi ve her şeye çok dürüstçe davranması beni çok etkilemişti.
acısıyla, tatlısıyla böyle bir beraberlik yaşadım. Hiçbir zaman pişman olmadım çünkü bunu ben istedim yaşamayı. Ayrılırken tabii ki seviyordum onu ama benim kadınlık gururum ve onurum her şeyden önce geliyordu. Sevdiğim kişiyi asla birisinde paylaşmamak ve de paylaşmadım, severek ayrıldım. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Evet, Pinyan Savaşı gerçekten sevdiniz mi? Şimdi insan birini sevmezse birlikte olması mümkün değil. Hoşlanmazsa, huyunu suyunu bilmezse birlikte olması mümkün değil. Benim çocuğumun anasıdır. Kızınızın? Ölene kadar, tabii kızımın, meleğin anasıdır. Ölene kadar ona saygımda kusur etmem. Onun başına bir şey geldiği zaman da onun da olsun, Adalet Hanım'ın da olsun. Maddi manevi başlarına bir şey geldiği zaman kimseden önce... Yani onların en yakınlarından önce koşan olan ben olurum. Evet. Ben koşarım. Evet, peki. Yani gerçekten o dönemler sevdiğiniz bir kadındı. Kızınızın annesiydi. Şimdi sıkı durun. O geliyor. Perihan Savaş. Tamam ya, bugün tamam abi iş. Perihan'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk canım. Merhaba, hoş bulduk. Evet, seni hemen şöyle alıyorum. Tabii. Dediklerini duydun. İbrahim Bey'in. Vallahi bir kısmını duyamadım. Evet. Salladım biraz. Öyle mi? Şimdi bu gerçekten çok heyecanlı bir an olabilir. Yıllar sonra karşı karşıyasınız ama aranızda bir köprü var. Kızınız, kızınızın babası. Nasıl oldu? Neden ilk defa siz nikahsız bir çocuk doğurdunuz? O zamanlar bu gerçekten cesaret isteyen bir şeydi. Hangi sevgiyle böyle bir şeye cesaret ettiniz? Yani sevdiğim bir insanın bir parçasıydı benim içimdeki ve onu dünyaya getirmek istedim. Kimsenin de ne düşündüğü umurumda da değildi. Yani nikahsız doğurdum ve nikahsız ilk çocuk dünyaya getiren sanatçı da benim sanıyorum. Evet. Evet. Peki sonra ayrılma noktasına geldiğinizde çocuğunuz vardı, evli değildiniz. Yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi İbrahim Bey ile paylaşabildiniz mi o dönemde? Yani zaman zaman paylaştık. Yani her son dönemde yaşadıklarımla gerçekten İbrahim'in dostluğunu ve sevgisini hissettim yani. Biraz önce duymadığınızı oydu. Kızımın anasıdır. Onlara bir şey olmasını istemiyorum. Elimden gelen her gayreti göstereceğim demek. Şimdi Perihan Savaş'ın yüzüne bakmadan konuşuyorsunuz. Şöyle bir yüzüne bakın. Neler hissediyorsunuz şu anda? Ben durayım bir bakayım ya. Şimdi neler hissediyoruz? Kalan çok güzel anılar var, çok güzel dostluklar var. Mühim olan insanların işte şu anda burada bir arada oturabilmesi. Evet. O olduğunu yani gösterebilmesi. Oturamayabilirdik. Bırak oturmayı naletle anardık. Şimdi gülerek insancıl bir biçimde anıyoruz ve yan yana oturabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ben yüzüne yine bakmak istemiyorum. Çünkü niye bakmak istemiyorum? Çok güzel bir insandır kendisi gerçekten yani. Manen çok güzel bir insandır. Çok edeplidir. Çok edeplidir. Çok böyle çekingendir, utangaçtır. Yani onu hep onda gördüğüm için zaten birlik ve beraberliğini sürmüştü. Yoksa sürmesi mümkün değildi. Benim kuyumda, benim suyumda bir insandı. Yani benim istediğim şeylere istemeden kendisi ona adapte olmuştu zaten. Evet, peki ve siz tanıştığınızda yanılmıyorsam, eğer yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Tatlıses'ten daha ünlüydü Perihan Savaş. O dönemde birlikte olduktan ve çocuğun doğduktan sonra sahneyi, sinemayı bıraktın değil mi? Uzun bir süre bütün bu işlerde elini ayağını çektin ki. Daha öncesinde bırakmıştım zaten. Yani Melek doğduktan sonra değil, daha öncesinde bırakmıştım. Yani aşağı yukarı bir iki yıl önce, Melek doğmadan iki yıl önce sadece İbrahim Bey'le birlikte filmde oynuyordum, o kadar. Onun yasak dışında... evladım, yasak. Öyle mi diyordun? Yasak. Yasak mı diyorsun? Yasak mı bir şekilde? Siz kadınlara niye bu yasağı koyuyorsunuz? Şimdi kadınlara yasağı koymuyorum. Ben kendi yüreğimi anlatamıyorum bazı şeyleri. Kıskanıyor musunuz? Yani, uyuz olurum abi. Nasıl yani şimdi? Tamam. Şimdi... Uyuz olmak yani kıskanmak. Benden beraber gidip film çekecek, bilmem ne yapacak. Film başka bir şey. Adam elini tutuyor, belini tutuyor, sarılıyor, öpüyor.
Onun için yürek dayanmıyor. Yasak. 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 Peki Perihan, bunu hatırlatacağım çünkü bu unutulmaz bir olaydı. Acaba sağ gözüm müydü, sol gözüm müydü Moran'a? Aslında orta gözü de sonra naklettiler sol tarafa öyle bir şey. Hangisi? Ben sağ hatırlıyorum, değil mi? Peki o dayak olayı gerçekten belki o da istemeyerek oldu, eminim. Mutlaka. Ne kara günlerde ben doğurdum anam. Ne kötü günlerde ben doğurdun anam. Tutundu şemsi baktım gonca güller. Simsiyah kaldı gülüm aman aman aman. İnşaatlarda çalışıyordun ama şöhretle yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlamıştı. Bu arada bunu birisi sezmiş olmalı ki senin soyadını değişti. Kimdi? Yılmaz Tatlıses. Evet, Yılmaz Tatlıses geliyor. Yılmaz Bey, hemen sizi şöyle alıyoruz hızlı bir şekilde. Güzel abisin, güzel valla. Güzel. Evet. Aklıma gelmeyen şeyler geliyor. Güzel, gayet. Peki bu efendim siz nasıl hissettiniz ki İbrahim Tatlıses bu kadar ünlü olacağını, soyadınızı ona verdiniz? Ya da olay nasıl gelişti? Bir anlatın bakalım. Yoksa siz kardeş değilsiniz değil mi Yılmaz Bey? Değil, tabii. Tamam. Akraba da değiliz. Değiliz, he. Şahplak vardı o zaman. Evet. Şahdiba plak. Şahdiba. Şimdiki bunlar... şeyde ne o? Şimdiki o sirkecide... Olan her şey Doğu Bank'ta. O zaman Doğu Bank'ta. Doğu Bank'ta evet. Şimdi şey işte un kapan, İmece Çarşısı. İmece Çarşısı, beyaz aşıya satıyorlar şimdi. Evet, evet. Peki nasıl oldu İbrahim Tatlıses'e? Senin adın bundan sonra tatlı değil de Tatlıses olsun dediğiniz gün. İşte o gün getirmişler Ahmet Taymaz. Dedi bir arkadaş getirdi, Urfa'dan dedi. Güzel bir sesli, bir Yılmaz Dine bak dedi. Güzel sesli bir kaset yaparız buna, plak yaparız dedi. Kaset aklımıza... Ya kaset kalmış ya evet. Ben de hatta dedim, neresi dedim, Urfalıyım dedi. Seyfettin'den bahsettik. Allah. Peki dedim oku bir tane okuyayım dedi. Dedim ne okursan oku. Dedi ki ben de yoldan gelmişim dedi, yorgunum. Yani sesim dedim ben anla, ben sen bir tane oku. Tabi sıkılan mıkılan bir tane şey tahtı orada şey okudum. Buhan'dan Kervan işler, Kervan işler. Evet. Ben sesimi, soluğumu kestim, dinledim, bitti dedim. Adın ne kardeş dedi ki İbrahim. Sonra adın dedim tatlı güldü. Bizi niye gördün dedim. Oho. Benden falan sana ben tatlı ses olmam bu ses sana layık. Yani. Soyadı tatlı ses oldu. Plakta sonra bir soyadı yazdık. Yani İbrahim tatlı ses. Hayır dedi ki orada şeyler vardı. Ahmet Daymaz abiler falan vardı. Dedi ki o zaman şey yapalım ya dedi bunu tatlı ses yaparım dedi. Bu da benim kardeşimiz olsun. Evet. Evet. Tatlı da uygun geldi yani. Şey tatlı bir ses eksik de sesi de güzel. Ben de ses, tatlı sesin gibi ben yani tatlı sesim. Tatlı ses burada, ben nerede tatlı ses? Peki, bir de bu hikayenin başka bir anlatımını Ahmet Daymaz'dan dinleyelim mi? Anadolu'ya plak dağıtmaya gidiyorduk eşantiyon olarak ve eşantiyon plakları veriyor. Bir de müşterilerimizi kontrol ediyorduk. O devirde Urfa'ya yolum düştü. Urfa'da Mehmet Elbiz diye bir arkadaş vardı, iyi bir plakçıydı. Mehmet Elbiz dedi ki ya bizde güzel bir çocuk var, sesi çok güzel, bunu bir dinler misin dedi. Olur dedim, akşam dinleyelim falan. O gün orada müşterilerimizden itibatı kurduktan sonra Balıklı Göl'de bir yemek ziyafeti verdiler. Çocuğu da oraya getirdiler. İbrahim'i dinledim, hakikaten harika, çok güzel bir ses. Ya benim o ana kadar dinlediğim seslerin yani senelerin plakçısı olarak bunun en güzel sesin olduğunu keşfetmiştim o zaman. Bir müddet onlarla konuştuktan sonra dedim sana plak yaparım ama ben Anadolu'yu gezeceğim, sen de benimle gel. Tamam abi dedi, gelirim. Bindik arabaya çıktık oradan Urfa'dan. Tabii Urfa'yı terk ederken garip ağlamaya başladı İbrahim zaman. Çok doluktu ve ben de bayağı üzüldüm. Yani acaba niye götürüyorum bu çocuğu yani diye bayağı işerledim ben de. İbrahim her gittiğimiz yerde mümkün mertebe ya yemek ye İbrahim, ne yiyorsun işte kebap ye. Ne istiyorsan onu ye. Yok abi ben kuru fasulye yerim, çorba severim. Ben bu. Ama inan 15 gün tamamen hep aynı yemekler üzerinde dolaştı. Hatta Sivas'a geldiğimizde ben hanıma ricada da bulundum. Yani İbrahim o kadar fasulyeyi seviyor ki bir fasulye de sen pişir dedim yani.
Ahmet Daymaz'ın söylediği bir olay var. Sizi alıyor, elinizden tutuyor, Sivas'a götürüyor. Siz biraz önce konuşmuştuk, iki döşekte sekiz kardeş yatarken birdenbire Sivas'ta bir eve giriyorsunuz ve ilk kez beyaz, pırıl pırıl bir çarşaf görüyorsunuz. Şimdi onu anlatmayayım çünkü onu bir filmde kullanacağım. Bu kimse de çalmasın çünkü o çok güzel bir Türk'tü bende. Ama bunu anlatmanız şimdi, gerekiyor. Ahmet abinin anlattığı gibi gerçekten. Şimdi hem adamlara kendi kendime diyorum ki bana plak yapacaklar yani. Acaba ben kebap yerim, bilmem ne yerim, şunu bunu dersem sonra der, hadi lan. Çok masraflı bu. He, bana plak yaptırmazlar diyorum, kendi kendime şey yapıyorum. Diyorum ki valla ben fazla kebap mebap sevmem diyorum. Ya yesene oğlum diyorlar, bizden birlikte çalışıyorsun. Ben onlarla birlikte çalışıyorum, işte plakları veriyoruz, alıyoruz, götürüyoruz. Yaz, yaz da değil yani kış. Böyle çamurlar, bellaler, kar, fırtına. Ya diyor kebap yok oğlum, diyorum ki yok kuru fasulyeyim ben. Kuru fasulye daha ucuz ya. Fazla yük olmayayım diye adamlara. Yok bugün çorba yiyeyim. İşte onu diyorum. Bütün bir gezi en son bir gün evlerine gittik. Ahşap bir binaydı evleri. İkinci kata çıkarttılar beni. Salon tahmin ediyorum bunun. Bu bura kadar var yani. Hı hı. Yani 15 metreye 10 metre falan bir salon. Şimdi ortada da bir soba var. Yani bu çok hoş bir şey bu ya. Yani bütün insanların bunu yaşamasını istiyorum. Yaşamazsa bir yere gelemez zaten. Yaşamak lazım. Şimdi bana öyle bir yatak serdi ki hanımı, sağ olsun. Bembeyaz bir yatak. Bir de döşek böyle iri, bir yastık var üstünde, kurul kurul. Yatağın da bir kenarını böyle açmış. Yorgan da beyaz, içi çarşaf. Döşeğin de üstüne bir şişe sermişler. Allah Allah. Hadi gel şimdi, 15 gündür geziyoruz abi. Tamam otellerde yıkanıyoruz, yıkanıyoruz ama yani kirli kirli şimdi onun içine gireceğim diyorum. Çocukluğum aklıma geliyor. Ya diyorum, kaçırırsam. Altını kaçırırsam. Bu nasıl olacak? Ben tabii o yatakta yatmadım. Sobanın içini doldurdum. Odun doldurdum. Sabaha kadar yatmadım. Çünkü kirletmeyeyim. Yani olur ya uykudayız bir şey olur. Yani, kaçırıveririm falan diye. Bir şey olmasın diye. Tabii bu da tabii neden geliyor? Anadolu terbiyesi. Anadolu'nun o vermiş olduğu edep ve terbiyeden dolayı geliyor. Çünkü kirletirsem ayıp olur, mahcup olur. Mahcup olursam onun telafisi de yok. Yani nasıl telafi ederim? Ve ben yatmadım. Sabahleyin erken kalktım zaten. Yatağı da olduğu gibi bozdum. Böyle ezdim, büzdüm falan. Sanki içinde yatmışım gibi. Böyle yatağı, yorganı da attım o tarafa. Sabahleyin adamlar nereden bilecekler? Ben sabaha kadar kalının üstüne yatmışım. Kuru oldum tabii. Kupkuru tahta gibi oldum böyle. Zaten sesim ondan sonra kısıldı. Ankara'ya falan geldiğimde şey falan verdiler buna. İlaç falan verdiler ama bir 10 günde kaç beklediler. Kaç gün o halının üstünde kuru tahtada? Hayır bir gece. Hayır, bir gece yattık. Bir gece yattık. O da hanımına uğrasın diye Sivas'a da uğradılar. Hı hı. Memleketi Sivas'tı. Oradan Ankara'ya geldik zaten. Ankara'dan da İstanbul'a. Evet. İlk depremi de orada gördüm. Mağarada doğan İbrahim Tatlıses artık çok uzaklarda kaldı. Buradan orayı nasıl görüyorsunuz? Bir kendime geleyim. Kendime geleyim. Buradan oraya hiç bir fark olmamaksızın. Yani ne eksik ne fazla bir şey göremiyorum. Şimdi şöyle. Tabii. Yani İbrahim Tatlıses olmak kolay olabilir aslında da. Çok da zor olabilir. Zirvede durmak zor galiba. Ben kolay olanı seçmedim. Bence zor olanını seçtim. Zor olanını seçmek en iyisi bence. Niye? Kolay olanını seçersen çok çabuk gidebilirsin. Ama zor olanını seçersen zorla kendi kendini kabul ettirirsen oradan biraz kimsenin göndermesi mümkün değildir. Biz de onun için zor olanı seçtik. Ne yaptınız? Tabii zor olanı seçerken çok badireler atlattık. Çok hendekler geçtik. Geçmek de mecburiyetindeydik. Geçmeden olmuyor çünkü karşıya geçmek lazım. Karşıya nasıl geçilir? Bazı tehlikelerden geçeceksin. Bu tehlikeler nedir? Tehlikeler şunlardır. İnsanların insana sıcak bakmamasından kaynaklanıyor. Bütün insanlar birbirine sıcak baksa o hendeyi geçmek kolay. Niye? Varsa paran, varsa şanın, varsa şöhretin. Seni çabuk geçiriyorlar. Evet. Ama yoksa paran, yoksa şanın, yoksa şöhretin. Biraz bekle diyorlar. Sırada insanlar var. İşte biz de o sırayı bekledik. Yüce Allah da yardım etti. Ve o hendeyi atladık. Ve tabii bunda biraz sonra göreceğiz. Zekanızda çok büyük etkisi var. Şimdi ben sizi yine yıllar öncesine getirmek istiyorum. Bir gün burnunuzu bir cama dayadınız ve birisini seyrettiniz.
Evet. Kimdi o? Tahmin ediyorum. Seneyi bilmiyorum ama Nuri Sesi Güzel abimiz. Aynen. Şimdi bakın o canlandırmayı nasıl getiriyoruz ekranlara. ...1960'lar İbrahim Tatlıses'in çocukluğu ve yoksulluğu yaşadığı yıllar. Aynı yıllarda onun bir hemşehrisi güzel sesinin ve türkülerinin getirdiği şöhretin tadını çıkarıyordu. Bu sanatçı Nuri Sesi Güzel. Urfa'nın çıplak ayaklı çocukları için o berber camının ardındaki görüntüydü. Kuyumcu vitrinindeki mücevher kadar ulaşılmazdı. Ve berber camının ardındaki çocuklardan biri de İbrahim Tatlıses'ti. Gerçekten o cama burnunuzu dayadığınızda... Şimdi siz bu programı ağlatmaya mı getirdiniz? Hayır, sadece nasıl İbrahim Tatlıses olmanın zor olduğunu seyircilerimizle paylaşmak için getirdik. Gerçekten insanlar kolay bir yere gelmiyorlar. Gelseler de orada kalamıyorlar. Biraz önce söylemiştim, siz Türkiye'nin bir gerçeğisiniz. Biz bu gerçeği ekran seyircisiyle ve sizinle paylaşmak istedik. Yoksa size ağlatmak gibi niyetimiz asla yok. Ama arada bir ağlarsanız da gerçekten ben de biraz sonra ağlayabilirim. Çok ağlamaklı bir program olacak bu sonuçta. Evet, yani o zaman burnunuzu cama dayadığınızda bir gün sizin içinde insanların konserlerde birbirini ezeceğini, yani böyle bir hayal var mıydı? Yok, insanın aklına nereden gelecek? Şimdi zaten bazen diyorum ki biri beni tokatlayacak, uyuyorum, kalk lan yeter hadi. Gördüğün rüya yeter bu kadar da, tamam hadi falan. Ama bakıyorum kimsenin uyandıracağı yok. Hı-hı. Ben kendi kendime uyandım ve bunun bir rüya olmadığını, bunun Yüce Allah'ın emrettiği şekilde biz yürüdüğümüze inandık. Yani yıllar önce Nuri Sesi Güzel Urfa'ya geliyor. Yıllar önce Allah rahmet eylesin Yılmaz Güney Urfa'ya geliyor. Evet. Biz lokantada oturuyor mesela Yılmaz Güney. Hiç unutmam Konya Lezzet Lokantası. Tahmin ediyorum yani ismini şimdi belki yanlış hatırlayabilirim ama doğrusu bu. Şimdi Yılmaz Güney oturuyor işte böyle oturmuş böyle yemek yiyor. Biz bakıyoruz ona nasıl çatalı, nasıl tutuyor, bıçağı nasıl tutuyor, tipi ne şekil duruyor, nasıl oluyor falan. Çocuğuz yani. Bir de Chevrolet bir arabası var, beyaz. Yılmaz Güney'i seyrediyorduk. Nuri Sesi Güzel'i seyrediyorduk ve oluk oluk insanlar böyle pencerenin önünde kıyamadı yani. İşte ben de o arada Urfa'ya bir gün gittiğimde şeyin biri bana resmi gösterdi. Dedi ki bu burnu dayan bu çocuğu tanıyor musun? Bizim o zaman ne resmimiz ne var, resim ne var. Video var. Tabii. Şimdi şey diyorlar, dördüncü Murat. Adı dördüncü Murat. Evet. Ama ne uçak görmüş, ne cep telefonu kullanmış. Değil mi? Bütün televizyon izlemiş, ne televizyon... dördüncü Murat. Değil. Ama adı da dördüncü Murat. Yaklaşık. Ama güzel şeyler başarmış tabii. Peki siz sonraki hayatınızda Yılmaz Güney'i de taklit ettiniz. Örneğin o filmlerinizde, ben, onun beyaz kaşkı. Bir de şöyle bir oturuşu vardı, onun oturuşunu... Şimdi siz... ben... O taklit etmek değildir, o hayranlıktır. Hı hı. Ben hiçbir zaman hayatımda kimseyi taklit etmedim, etmek de istemem. O bir sevecenliktir, yani o insana olan aşinalıktır. Eğer Yılmaz Güney'i ben keşke canlandırabilsem, mümkün değil. Peki Yılmaz Güney'in size bir sözü var, ne demiş Yılmaz Güney size? Şimdi onu bir gün cezaevinde ziyaret ettik. Benden Apo kardeş, onu ziyaret ettik. Toptaşı cezaevindeydi. Gittiğimde işte ben merak ediyorum ya, hı hı, nasıl bir adamdır, nasıl bir şeydir. Boyuna görüyoruz. Biz de geldik işte İbrahim Tatlıses olduk, ayağında kundura yokuduk. Bir fırsat oldu gittik. Evet. Elini böyle boynuma attı. Hiç unutmam, dedi ki gel keke gel. Keke demek kardeş demek. Kardeş demek. Değil mi? Gel keke dedi, gel böyle aldı beni yanına. Şimdi bu çok önemlidir biliyor musun? Yani Yılmaz Güney ben o anda keke de diyemeyebilirdi. Beni görmeyebilirdi. Kardeş hoş geldin falan diye edebilirdi. Apo'dan konuşmaya başlardı yani Apo kardeşten, tamam. Ama bana ilgi gösterdi. İlgi gösterdiği için onun büyüklüğünü orada şey yapıyorum yani. Demek ki biz de böyle bazı edepli, terbiyeli insanlara şefkat göstermemiz göstermek lazım. Biraz önce dediğim doğru demek ki, gözlerinize şefkatle alıp. Şimdi sizi tekrar çocukluğunuza getiriyorum. Ananızın serdiği, yere serdiği iki döşekte 8 kardeş yan yana yatıyordunuz. Bir gün anılarınızda şunu demiştiniz. Ben peçete rica edeyim de bu peçete yetmeyecek bana, anlaşıldı abi, sizin niyetiniz anlaşıldı. Evet, o zaman bir şey rica edeyim ben. Bu arada evet. Ve 8 kardeş yan yana yatıyordunuz. Siz bir gün bir anılarınızı anlatırken çiş kokusundan sabaha kadar uyuyamadım diyorsunuz. Kardeşlerin sıralış nasıldı? Kaç kardeştiniz? Onca fakirlikte nasıl paylaşıyordunuz bir dilim ekmeği? Ver.
Böyle normaller, şey, natural olsun ya. Tabii. Bırak buraya sen. Ha, tomarladım peçeteyi, bırakın buraya. Biz 8 kardeştik. Tabii ben bunun bir gün dizisini çekeceğim. Öyle mi? Hayatınızı. Yani, peki adını ne koyardınız böyle bir şey olsa? Böyle bir hayat hikayesine ne koyardınız adını? İbrahim Tatlı. İbrahim Tatlı. İbrahim Tatlı, evet, sesi yok o zaman. Devam ediyoruz. 8 kardeştik. İki babam, annem, 10 kişiydik. 4 kız, 4 erkek. Bir tane kardeşimiz rahmetli oldu. Evet. Mustafa. Kaçıncınızdı o sizin? Kaçtı o? O benim tahmin ediyorum, evet. Küçüğümün küçüğüydü. 4. kardeşim. Yani, yok pardon, küçüğümün küçüğüydü. Yani üçüncü. Üçüncü. Neden öldü? Yani küçük yaşta mı öldü? Yok, binadan düştü. Dördüncü katta binadan İnşaat. Düştü. Hı-hı. Anahtar yok evde. Hı-hı. Şeyden çıkıyor, o korkuluk vardır ya, boşluklar vardı binaların. Hı-hı. Oradan çıkıyor, pencereden ayağa kayıyor, düşüyor. Orada ölmüyor, hastanede ölüyor. Bazen hastanelere gıcık oluyorum. Evet, böyle bir acıyı da yaşıyorum. Yani zaman zaman da televizyonlarda izliyoruz gerçekten. Bir gün hastane ihmalkarsızlıktan. İbrahim Bey, yani o da... Yani sonunda onu yapacağım. Ben de aile geniş olduğu için hastane mecburen bir gün bir hastane yapacağız. Evet, peki o 8 kardeşin öyküsünde İbrahim Tatlıses neredeydi? Neyse, döşeğin neresinde yatıyordunuz, hatırlıyor musunuz? Başından sonunda mı? Şimdi o kadar enteresan ki 4'ü 5'i bele yatıyor. Evet. 3'ü 4'ü de böyle yatıyor. Ev zaten şimdi böyle gözümün önüne geldi. 4 metreye 6 metre falandı ya da 7 metre falandı. Hı hı. Bir de mertekli, yani mertek dediğim, Urfalılar anlarlar merteğin ne olduğunu. Direkli. Ha, direkli. Şimdiki beton değil. Direkli direkler var. Ağaç, böyle kalın kalın direkler. Sırayla 30 santim arayla. Onun üstüne bu portakal, domates sandık şeyleri, evet, yok mu? Evet. Onların o tahtalarını sırayla çakıyorsun. Üstüne teneke. Hı hı. Tenekenin üstüne toprak. Altında da siz yatıyorsunuz. Altında da biz. Üstünü de zaman zaman lokluyoruz yağmur yağdığı zaman. Dam doğu vardır böyle bu uzunlukta. Yuvarlağı bu kadar. Kara taştan. Üstünü lokluyoruz ki toprak bassın. Yani su damlamasın. Hı. Ama yine yağmur de, çamur içeride her zaman. Yine de her köşede 2-3 tane tas, sahan dediğimiz şeyler vardı. Zaman zaman böyle tabii çocuğuz. Ben bile altıma ediyordum yani. Oluyor, yani tabii. Kaçırdım. Ona biraz sonra döneceğim. Onunla ilgili bir anı var. Evet. Bu işeme kelimesini kadına erkeğe yakıştıramıyorum. Tamam, tabii. Kelimeyi söyledim. Altımızı kaçırıyordunuz. Altımızı kaçırıyorduk. Kaçırıyordunuz, tamam. Nereye kaçırıyorduk? Altımıza kaçırıyorduk. Yani altımızı kaçırarak hırsızlık mı yapıyorsunuz? Bu arada şimdi, espri de yapıyorsunuz. Güneş. Allah'ın güneşi biliyorsunuz, her derde devadır. Hı hı. Annem sabahleyin uyandığımızda işte yorganımızı, döşeğimizi alırdı. Bizim evimizin etrafında duvar diye çektiğimiz taşlar vardı. Evet. Betonsuz taşlar ama. Hı hı. Onların üstüne atıyordu o yorganı, döşeyi ki çiş kokusu gitsin diye. Güneş kokusunu alsın. Hı hı. Zaman zaman kızıyordum, lan işemeyin, lan işemeyin, işemeyin. Yeter ulan. Ama çocukturla ben de yani sanki musluktan kapatacaksın. Bu çok hoş bir şey. Peki ben geçen gün Urfa'ya gittim ve o sizin mağarada doğduğunuz evi ve yeri gezdim. Bir hatırlayalım o günleri. Orayı mı çektiniz? Evet. Urfa'da son yıllarda büyük bir değişim gözlense de hikayesi çok eski çağlara kadar uzayan Balıklı Göl kentin simgesi olmaya devam ediyor. El emeği, göz nuru Urfa işleri de artık kente gelecek turistlerin yollarını gözlüyor. Urfa değişe dursun, biz şimdi Dergezen, şimdiki adıyla Atatürk Mahallesi'nin yolunu tutuyoruz. Burası İbrahim Tatlıses'in çocukluğunun geçtiği yer. Edindiğimiz bilgilere göre İbrahim Tatlıses burada bir mağarada dünyaya gelmiş. Bugün bu mağarayı görmemiz mümkün değil çünkü önüne duvar örülmüş. Ama biliyoruz ki fırtınalar ve sürprizlerle dolu bir hayat işte burada başlıyor. Evet. O kapının önüne annem altımızdaki çulu koyardı. Niye koyardı? Kapısı yok. Kapısı yok. Kurttan kuştan bizi korusun diye. Çünkü kar da yağıyor oradayız. Herhalde annenizin yağmurda hakkını hiç ödeyemezsiniz değil mi? Yani bir tek şeyim var işte, az önce uçak aldı dediniz. Bir türlü uçağı alamadık. Çünkü uçak almak gerçekten büyük problem yaratıyor. Bir türlü alamadık. En büyük arzum işte onu alıp bir anamı İstanbul'dan Urfa'ya bir götürmek. Uçakla. Özel uçaktan bir gitsin gelsin. Ne herhalde. Güzel, ne güzel. Peki 14 yaşında nüfus kağıdınız oldu. 17 yaşında sünnet oldunuz. Şimdi acıdı mı diye sormayacağım ama o yaşta...
17 değil, 16 olabilir. 16 diyelim, peki hadi 16 yaşında ya, sormayacağım. Ya. Acıdım diye sormayacağım ama. O yaşta... Gözümde bir şey var mı? Bakayım, yok. Hiçbir şey yok. Yok yani, boya kalkmasına. Merak ettim. Daha neler gelecek? Daha işin başındayız, durun bakalım. Neler hissettiniz genç bir erkek olarak? Çünkü iki sene sonra da, sünnet olduktan iki sene sonra da evlendiniz. Şimdi efendim, o da yine fakirlikten. Niye fakirlikten? Benim 4 tane erkek kardeşim vardı. Evet. 2 de amcam oğlu vardı, 6. Şimdi tam biz sünnet münnet böyle şeyine, pozisyonu ayrılıyor. Tabii bura gibi böyle milyarlar falan harcayarak değil, yani paramız yok. Ama şimdi zaten milyarlık sünnetlere gidiyorsunuz, üzerinizden dolarlar atılıyor. Ne ilginç değil mi? Birlik dolarlar. Birlik dolar. Ama yine tabii onur edir. O düğün sahiplerine de buradan teşekkür edeyim. Bir onur edir. Yani sanatçı onur etmektir o. Şimdi ben geldim 15-14 yaşına diyelim. Sünnet hazırlıkları başlıyor. İşte sünnet olacak 2-3 kardeşimizden birlikte. Pat, bir bakıyorsun anam hamile. Bir daha doğdu. Bir tane erkek doğuyor. Eyvah. Haydi bunu da bekleyelim. O ne? Çünkü aynı masrafı bir daha yapmayalım diye. Ya bunu bekleyelim. Amcam oğlunu bekleyelim. Teyzemin oğlunu bekleyelim. Şunu bekleyelim derken ben geldim 16'ya. 16, eyvah. Ben tabii hepsi sünnet oldular. Ben bir hafta sonra oldum. Gizli, gizli evladım, gizli. Kimse görmesin, onda rezil olmayacak diye. Eyvah. İşte böyle bir şey. Evet, bundan sonra peki çalışmaya ne zaman? Yani hep neden kaynaklanıyor ama? Yoksulluktan. Fakirlik, yoksulluktan. Evet. Leyla'mın bakışları, ferman okur kaşları. Leyla bize gelmezsen, aksın gözün yaşları. Leyla'm, 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 Leyla'm. Odanı kireç eyle, yüzünü güleç eyle. Derdinden verem oldum, gel bana ilaç eyle. Leyla'm, 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 Leyla'm. Bu. Harika, tamam. Şimdi yavaş yavaş artık blue çağını geçtiniz. Sünnette oldunuz, çalışmaya başladınız, paralar kazanıyorsunuz. Artık ben evlendirim. Tamam, buraya geldik. Şimdi ilk evliliğinizi Adalet Hanım'la yaptığınız zaman daha önce bir dedikodu duydum. Hemen onun şeyine doğru veya yanlış olduğunu size sormak istiyorum. Bir başka köyde, sizin dışınızda bir köyde bir kız beğenmişsiniz, bir kız sevmişsiniz. İstemeye gitmişsiniz, Allah'ın evi, peygamberin kalbi. Fakat siz yoksulsunuz, okumamışsınız diye kızı size vermemişler. Bir de güzel pataklayıp geri döndürmüşler. Bu hikaye doğru mu değil mi? Şimdi o köyde gidip istemişiz falan yalan. Hı hı. Köy değil, bizim mahalledeydi. Daha sonra Adalet Hanım'la evlendik. Yani o köy. Ama yani o kızı size vermediler yani. İstediğiniz. Hayır, vermediler. Hatta şöyle bir laf denmişti. Tabii sonradan insanlarla oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Hı hı. Şu anda da çok sevdiğim insanlar gerçekten. kız da evlendi. Çocukları da var. Efendime söyleyeyim. Kocası da bir trafik kazasında ölmüş, tahmin ediyorum. Buradan da başsağlığı diliyorum. Şimdi demiş ki gitsin, ilk başta işte dedim ya, yine her şeyin başı geliyor, geliyor, geliyor. Şu nalet gelsin, yerine gir. Napolyon demiş ya, para. Vallahi billahi, evet. Geliyor, ona dayanıyor. İşte ye kürküm var ya, kürküm iyi olsaydı. Ya kısmetmiş tabii de, belki kürküm iyi olabilirdi, gene vermeyebilirlerdi falan filan yani. Evet, doğru. Buradan kısmet. Şey yapmıyorum. Peki, söylemişler de önemli değil. Evet, peki, Adalet Hanım'la evlendiniz. Peki evlendiğinizden bir süre sonra Adalet Hanım sizden boşanmak istemiş, siz askere gittikten sonra. Çünkü onun çalışmasını istememişsiniz. Doğru mu bu? Hayır, o da yalan. Hı hı. O da yalan. Çünkü Adalet Hanım çalıştığımızda ve özellikle benimle telefonla konuşsun diye PTT'ye girdi. Yani telefon, tabii. Aşka ayrıca, bakar mısınız? Siz askerdesiniz, o PTT'ye. Zannediyorum onu söyleyenler pek yalan söylemişler. Öyle bir şey yok. Adalet Hanım da benden ayrılmak istemedi ayrıca. Ben de istemedim. Gün geldi, biz şöhret olduktan sonra daha sonra ayrıldık. O da kader diyorum yani. Evet. O da şimdi İbrahim Bey, bir mektup var. Bu mektup Urfa'dan geliyor. Hayatınızdaki ilk kadın Adalet Hanım. Buradan saygıyla alıyoruz kendisi. Biz de, çocuğunuzun annesi. Üç çocuğumuzun annesidir. Anası. Ayrıca da çok da saygı duyduğum bir kadındır. Evet. Şimdi ben tabii İbrahim Tatlıses'in hayatı olunca Adalet Hanım'ı unutmak olamazdı. Çünkü hayatımızın çok önemli bir parçasıydı. Kendisiyle konuşmak istedim. Yalnız Adalet Hanım hacı olduğu için kendi dini inançları ötesinde sesiyle ve görüntüsüyle programa çıkmak istemediğini ve benim anlayışla karşılamamı rica etti. Son derece nazik bir şekilde ve yıllardan sonra ilk kez benim ricamı kırmayarak size bir mektup yazdı.
Yine programa. Evet. Şimdi ben ona demiştim ki İbrahim Tatlıses'le yıllarca evli kaldınız. Bir karı koca hakkı vardır. Acaba kendisine hakkınızı helal ediyor musunuz? Bakın bu mektubu okuyorum size. Anlaşamamak, ayrılmak gibi şeyler ayrı konudur. Hak hukuk ayrıdır. Şimdi birisi veya siz biriyle hiç anlaşamasanız ve onu sevmeseniz, onu da sizden alacağı olsa hukuk karşısında ben bu kişiyle anlaşamıyorum, bu kişiyi sevmiyorum, alacağım da vermiyorum hakim bey diyebilir misiniz? Bir Müslüman olarak imanım gereği kadere inanıyorum. Ayrılığımızın bu noktaya gelmesi kaderi ilahidir. İbrahim Bey'le ayrılmasaydık Melek ve İdo dünyaya nasıl gelecekti? Ayrıldığımız için de üzülmüyorum. Kazandıklarımın yanında kaybettiklerimi düşünemem bile. Baki olan değerler fani şeylerle değiştirilemez. Ortada bir haksızlık varsa dahi hakkımı helal ediyorum. Adalet. Bunca fırtınanın ortasında sığınacak bir liman buldunuz. Bu liman Derya Tuna mıydı? Evet. Derya Tuna geliyor. Hoş geldiniz. Evet, sığınacak liman Derya Tuna. Sonunda, en sonunda geldi. En sonunda geldi. Final. Final yavaş yavaş yaklaşıyor artık. Derya, ben bir şey merak ediyorum. İbrahim Tatlıses, Türkiye'nin bir starı. Çapkınlıkları. Biliyor benim. Kalbiniz mi atıyor? Evet, o heyecanlara çok. Eyvah. Çarpıldı. Çarpıldı. Yani iyi değilsiniz, çay, limon falan. Yok, hayır. İyi misiniz? Peki, biraz kendine gelsin, çok heyecanlandım. Evet, İbrahim Tatlıses Türkiye'nin bir starı ve sizin 16 yıllık eşiniz diyemiyorum. Birden Derya Tatlıses diyecektim aslında ben. Tam Derya Tatlıses. O günler de yakındır. Evet, bu bombayı burada. Ne zaman evleniyorsunuz? Hadi anam, hadi sen sorunu sor. Ne zaman evleniyorsunuz? Nikah mamuru gibi ne oldu? Ne zaman evleniyorsunuz? Ya sen sorunu sorsana, Allah Allah. Peki Derya, bu kadar. Pardon, siz yani, özür dilerim. Böyle bir starla yaşamak, çapkınlıklar olan, uçlarda yaşayan, sevdalar olan bir adamla yaşamak zor değil mi? Hiç zor değil. Ben sizle konuşurken de söylemiştim. Ben İbrahim Tatlıses'i gerçekten çok seviyorum ve bir starla beraber olduğum bilincindeyim. Onun için İbrahim Tatlıses gerçek bir star ve star gibi yaşıyor. Onun için de rahatsız değilim. Peki çapkınlıkları nasıl gözlüyorsunuz? Çapkınlıklarına gözlemiyorum, yapmıyor ki. Ama yapsa da İbrahim Tatlıses'e yakışıyor. Aa. Bir dakika. Hayır, olamaz. Bir dakika şimdi. Bak milletin önüne söyledi. Tamam, bu tescillendi. Evet. Çapkınlık ona yakışıyor. Hayır, yakışıyor, yapmıyor ama yakışıyor. Yapmıyorum. Ah, bir yapmadığımı tam öğrenseler. Hak verecekler, ha bir iftira altında kalıyor. Peki, 16 yıllık bir beraberliğiniz var. Acaba biraz önce o yakındır diye böyle bir müjde veya bir haber verdi. Siz kendisiyle evlenmek istediğinizi acaba belirttiniz mi ona? Biz hiçbir zaman böyle bir şey konuşmadık değil mi? Yani niye? Evlilikle ilgili. Ha, niye sen kendin söyleyemiyor musun? Bana da soruyor yani. Evet, tasdik edeyim. Hayır, böyle bir şey konuştuk mu? Hiç hayır, konuşmadık. O şeye getirecek bir şeyimiz de olmadı ve öyle bir şey de söylemedim bugüne kadar. Ben söylemedim. Kendisi birkaç kez söyledi ama ben hiç söylemedim. Mesela, hadi evlenelim mi dedi. Hayır, öyle değil de yani. Yani düşünüyorum ama şimdi değil, işte biraz sonra mı, bir sene sonra mı, iki sene sonra mı falan, böyle hep şeyler. Yani hiçbir zaman ondan bir teklif gelmedi. Ne? Hı-hı. Ben sonra teklif edersem red mi eder? Olabilir. Olabilir dedi. Biliyorum abi, ben biliyorum. Ben sonunda eyvah. Başıma gelecek şeyi eyvah, biliyorum. Eyvah. Yok ama gözlerinde öyle bir sevgi var ki o mümkün değil herhalde. Ve bana... Nasıl? Ne karnımı tutuyorsun? Kalbim. Peki, oradan bile duyuluyor. Buram da atıyor. Gerçekten mi? Vallahi nasıl bilmiyorum. Acaba biraz kolay su falan. Ben onu görünce hep heyecanlanıyorum. Aman tanrım, olamaz böyle bir şey. Evet. Tutkulandı bir aşk yaşıyorsunuz herhalde. Ya, evet. Kurban olayım ben böyle şey ya. Peki İbrahim Tatlıses, genelde ben çünkü sette birkaç kez seteyim, çok stresli ve sinirli. Evde nasıl, özellikle yemek konusunda fırtınalar koparıyor? Hayır. Tam tersi. Yazık, ona ne versek yiyor valla. Biber ekmek yer, kuru ekmek yer. Ama bakın Derya Hanım, şimdi çıkmaz. Geçen haftalardan birinde İbrahim Tatlıses'le bu programı hazırlamak için Bodrum'a gittik. Bodrum'daki otelinde oturuyoruz. İbrahim ve çorbası da hatırlıyorsunuz değil mi? Çorbada bir tık diyeceğim, böyle bir şey yok ama birazcık soğuk geldi. Kıyametler. Ama siz, ama bir şey söyleyeceğim. Siz misafiri olduğunuz içindir. Çünkü
o. Bak. Kendisi için önemli değil ama misafirleri korkunç derecede ağırlamak ister. Bizim için mi tabaklar evet, kırılır? Evet. Olmazsan bir şey demeyeceğim ama onu götür ısıt diyeceğim yani ama evet, sen... Garsona orada, kıyametler kopar. Bir de içerim dedim. Evet. İçerim deyince anladım ki yani bir şey kahvaltı yok, bir şey yok. Geldi buz gibi çorba. Allah. Sizin kıyametler kopar. Peki damak tadınız çok iyi mi? Evet. Diyelim ki İbrahim Tatlıses lahmacunlarını diğer lahmacunlardan ayırt edebilir misiniz? Hemen. Anında. Peki anında ediyorsanız biz size şimdi iki lahmacun tabağı getiriyoruz. Bakalım gerçekten hangisi? Anınınım. İbrahim Tatlıses alıyorum ben. Rengine bakayım yeter. Bakalım. Ben de bilmiyorum gerçekten bu lahmacunlardan hangisi gerçek İbrahim Tatlıses lahmacun? O değil. Bir dakika. Kere. Hayır. Bir defa bu değil. Gerçekten bilmiyorum. O da değil. Bu hiç değil. Öyle mi? Değil. Peki şu? Bu tamam. Evet. Yani lahmacuna bakarak takmadan bakalım tabağın altını kaldıralım. Evet, evet. Bildiniz. Tatlısı. Bravo. Gerçekten İbrahim Tatlıses. O başka bir lahmacun. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Bu konuda herhalde uzmanlaştınız. Lahmacun tadına bakmadan suratına bakarak İbrahim Tatlıses lahmacunlarını bildi. Biz ne koyduğumuzu biliyoruz. İbrahim Tatlıses'in 5 çocuğu var. Son da İbo, İdo. Acaba İdo'ya hiç baktı mı? Onu emzirdi mi? Babalık yaptı mı? Ne emzirdi mi? Yani emzir derken biberonu evet. Verdi. Biberon verdiniz mi? Çok. Peki altını o zaman açtı. Şimdi bakın bir eyvah. Bebek getiriyoruz. Ve şimdi onu gerçekten biberon verip vermediğinizi çocuklarınıza bakıp bakmadığınızı anlayacağız. Haydi. Evet görüyorsunuz haydi. Bu bebek geliyor. Alıyorsunuz bakalım doğru tutacak mısınız biberonu? İbrahim Bey yanlış tutuyorsunuz. Bir dakika. Neden? Önce biberonu vermeden önce soğuk ve sıcak olduğunu anlamak için şöyle bir testten geçirmeniz gerekiyor. Bakıyor da. Geçirmiyorum ben elimden onu hissediyorum. Olmaz hayır, o yanlış. Orada o yanlış. Şu ama bakalım. İstiyor. Peki, istiyor. Verin bakalım. Ha. Bakalım. Ol bakayım onu. İstemiyor. İstemiyor. Can istemiyor. Eyvah. Ver aslında. Kendisi öyle bakıyor evet. İnanamıyorum. Ama bunu öğrendikten sonra peki biz küçük suyu alalım. Ve yıllar sonra o herhalde İbrahim Tatlıses'in su. İbrahim Tatlıses'in kucağında. Evet. Hemen size veriyorum bunu. Allah Allah. Böyle değil mi? Yanlış mı? Demek ki evet bir eksiğiniz var. Ağzınızda değil. Bileğinizin tersine dökeceksiniz. Hayır ben onu elimde hissettim. Onun sıcaklığını biliyorum, şeklini biliyorum da aranda da bir 5 sene geçti yani. İbrahim Tatlıses nasıl bir sanatçı, nasıl bir erkek, nasıl bir eş, nasıl bir baba? Acayip ya. Ben demin söyledim ya, gerçekten İbrahim Tatlıses tam bir star her şeyle. Yani işiyle, babalığıyla, eşliğiyle, hepsiyle bir star. Yani gerçek bir star. Star gibi yaşıyor. Hollywood gibi. Ha Hollywood yıldızları evet. Gibi yaşıyor. Aa çok hoş, çok hoş bir şey. Yani her şey. Lahmacunlar şeylerden yaşıyoruz yani. Uçlarda da yaşıyor İbrahim Tatlıses. En altlara da iniyor. Böyle deli dolu şeyler de yapıyor. Şimdi dediğim ben, gibi tam bir star bir şey yaşıyor. Üç tane kadınla birlikte oldum. Üçüne de ayrı saygı duyuyorum. Üçünde de istediğim şeyler neydi? Örf adetlerine, kişiliklerine ve benim isteklerime bağlı olmalarıydı. Bunları üçü de yaptılar. Ama en delisi bu. Yani deli olduğu için işte 16 senedir birlikteyiz. Nesi deli? Evet. Böyle dobra, harbi. Ya diyeceksin öbürler harbi değil mi? Hayır, hiç alakası yok. Öbürleri biraz daha ben bağırıp çağırdım da ses çıkartmıyorlar. Ben buna bağırıp çağırdım bu da ses cevap veriyor. Ha şimdi oraya geleceğim. Oradan, evet. O dedikoduyu duydum. Derya Tura'dan biraz korkuyor musunuz? Hadi itiraf edin. Hayır yani böyle bağırıyorum bakalım o da. Hayır korkuyor. Valla korkuyor. Korkuyorsun söyle bu ayıp değil yani. Tabii korkuyorum. O korkan
onda korkacak göz var mı? Ama sizden çekim değil de o. Ama ben size söyledim. Evet. Her şey saygı önce. Tabii. Sonra sevgi. Tabii. Bana saygısı var onun için korkmuyor yoksa. Neden korkacak ki? Öyle bir başka güzelsin anlamadım. Ya. Vallahi. İsterseniz biz aradan çekelim. Sizi karı koca baş başa bırakalım. Ben her gün evde bir saat ayarlayayım. İşte bugün çekim var diyeyim öyle geldim. O ne? Tabii ben evde çok şey böyle çoraplar, pijamalar. Peki, bir de makyaj yapmam. Evet. Size çok teşekkür ediyorum. Ben son kez bir şey söylemek istiyorum. Hazırladığınız program da olsun. Ve buraya davet ettiğiniz hepsine saygı duyduğum konuklarla olsun. Çok değişik. İlk defa böyle bir program yapıyorum. Söyleyeyim bir. Böyle bir program zaten bir daha olması mümkün değil. İki. Böyle bir organize yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Üç. Çok teşekkür ederim. Dört. Hiç kimseye küsmüş değilim. Hiç kimseye kızgın değilim. Hiç kimseyi de sevmemezlik etmedim. Bütün insanları dürüst bir biçimde sevdim. İyi niyetimden sevdim. İnsanlar zaman zaman bana acı ve tatlı demeyeyim ama acı konuştular, acı hareketler yaptılar. Ben ondan sonra insanlardan nefret ettim ve kızmaya başladım. Yani ben hiçbir zaman insanlara eğri yaklaşmadım. Hep düz yaklaştım. Ben ailemi seviyorum. Çocuklarımı seviyorum. Kadınımı seviyorum. Efendime söyleyeyim, birlikte olduğum iki insana da buradan saygı ve sevgi diyorum. Çünkü hiçbir zaman benim için kötü bir şey söylemediler, kötü bir şey konuşmadılar. Dedi ya işte Adalet Hanım da dediği gibi, kadere inanmak lazım. Ben kaderci mi diyeyim, kaderci miyim, değil miyim diyeyim ama kadere inanmak lazım gerçekten. Onun için hepsine sonsuz teşekkür ederim. Ve benim için şu andan itibaren önemli olan ailemdir ve bir yanı yıkık insanlardır. Bir yanı yıkık insanlardan birlikte olmayı tercih ediyorum. Ve yani yoksulluktan geldiğiniz için... Onun ezikliği bilmeyen, yoksulluğu bilmeyen, ezikin, yoksulun halinden bilmez. Aç olmayan, açlıktan karnı anlamaz. Tok olan, acı olandan anlamaz. Yani insanlar aç olacak ki açlığın derdini bilecek. Çıplak olacak ki çıplaklığın derdini bilecek. Yoksa bilmek mümkün değil. Yatak sıcağında, sıcak yatağında yatıyorsun. Karnın tok, keyfin yerinde, ense yapıyorsun. Öbür tarafta sokakta sürünenler var. Sürünen insanlardan haberin var mı hiç? Evet. Ama siz de bir zamanlar gerçekten bir dilim ekmeğe muhtaçtınız. Şimdi yanınızda 2000 kişi çalışıyor, şirketleriniz var. Bu duruma gelmenize tabii ki sanatçı olmanızın büyük rolü var. Ve anlattıklarınızla da şöyle bir şey toparlayabilirim ki o günleri hiç unutmamışsınız. Gözyaşlarınız bunu ispat etti. Şimdi konuşuyor yine. Yine anlatacak. Tamam bitir yeter programı bitir.